Allah hakkında iyi zanda bulununuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sakın sizden birisi aziz ve celil olan Allah'a güzel zanda bulunmaksızın ölmesin. Zira Allah'a güzel zanda bulunmak cennetin pahasıdır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a güzel zanda bulunursa cennete ulaşır. Her kim dünyaya güzel zanda bulunursa zorluk ve sıkıntılara düşer. Allah'ın sevgilisi yine şöyle buyurdu. Allah'a güzel zanda bulunmak Allah'a ibadettendir. Allah'ın sevgilisi bir başka hadisi şeriflerinde büyük günahların en büyüğü Allah'a kötü zanda bulunmaktır buyurmuştur. Yine kul aziz ve celil olan Allah'a iyi zanda bulunursa Allah da ona zanlı esasınca davranır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Rabbiniz hakkındaki zanlınız sebebiyle sizleri helak etti ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sırat köprüsünün üzerinde ümmetimden birinin fırtınalı bir günde hurma ağacının kurumuş bir dalı gibi titrediğini gördüm. Bu esnada Allah'a olan güzel zanlı geldi ve titremesini ortadan kaldırdı. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kulun münezzeh olan Allah'a güzel zanlı, Allah'a olan ümidi ölçüsüncedir. Allah'a güzel tevekkülde bulunuşu ise Allah'a olan itminan ve güveni ölçüsüncedir. Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a güzel zanda bulunman, Allah'tan başka hiç kimseye umut bağlamaman ve sadece günahlarından korkmandır. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki, mümin kul Allah'a güzel zanda bulunursa, Allah da ona güzel davranır. Zira Allah kerimdir. Bütün iyilikler onun elindedir. Ve mümin kulu kendisine iyi zanda bulunduğu halde, kulunun zannının ve ümidinin aksine hareket etmekten haya eder. O halde Allah hakkında iyi zanda bulununuz ve ona yöneliniz. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Allah'a güzel zanda bulunmak, ameli halis kılmak ve Allah'ın sürçmelerini bağışlayacağını ümit etmendir. Yine şöyle buyurmuştur. Eğer gücünüz yeter de Allah'tan korkunuzun daha şiddetli ve ona olan ümidinizin daha iyi olmasını isterseniz, korkuyla ümidi bir araya getirin. Çünkü kulun Rabbine izanda bulunması Rabbinden korkusu kadardır. İnsanların Allah hakkında en izanda bulunanları Allah'tan korkusu en şiddetli olanlardır. Allah'ın sevgilisi güzel zan güzel kulluktan kaynaklanır buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam Ümeyye oğullarının zulmüne işaret ederek şöyle buyurdu. O çağda en büyük derde uğrayanınız Allah'a güzel zanda bulunanız olur. Allah size afiyet ve selametlik verirse ona yönelin. Derde belaya uğrarsanız sabredin. Çünkü akıbet muttakilerindir.